Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde masaüstü ekran görüntüsünü nasıl resim olarak kaydedebileceğinizi anlatacağım. Diğer bir ifade screenshot almayı göstereceğim. Bunun için klavyeyi açmam gerekecek. Denetim masasına erişim kolaylığına tıklıyorum. Ekran klavyesine başlatıyorum. Bu dizilimde aşağı yukarı bir klavyeniz var. Sadece şu tuşlar bildiğiniz gibi laptoplarda en üst dizilimde numaraların bir üst satırında bulunuyor. Bizim kullanacağımız tuş print screen tuşu. Bu tuş eğer bu şekilde yazılıysa, yani beyaz hatlarla yazılıysa, laptop kullanıcılar için söylüyorum, zaten bir sıkıntı yok. Ama bildiğiniz gibi fonksiyon tuşuyla kullandığımız bazı tuşlar var. Laptoplarda bunlar genellikle mavi renkle yazılıyor. Eğer print screen yazısı mavi renkle yazılmışsa, siz bu tuşa fonksiyon FN veya F tuşu sol altta, kontrolün solunda da olabiliyor. Benimkinde kontrolün sağında, Windows tuşunun yanında bulunuyor. Fonksiyon, yani FN tuşuna basarak yapmanız gerekebilir. Eğer dediğim gibi fonksiyon tuşuna bağlı bir özellik değilse, varsayılan da klavye düzeninizde normalse, zaten herhangi bir işleme gerek yok. Normal klavyelerde, yani masaüstü kullanıcılarında ise zaten herhangi bir sıkıntı yok. Klavye düzeninde zaten bütün tuşlar mevcut olduğu için bu problemi yaşamayacak. Klavye düzeninizdeki print screen tuşuna bastığınızda zaten otomatikman ekranınızın görüntüsünü çekmiş oldu. Peki bunu nasıl alacağız? Paint en kolay yol. Paint açıyorum. Klavyeyi aşağı indirelim. Yapıştır diyorum. Gördüğünüz gibi biraz önce çekmiş olduğum ekran resmi burada belirledim. Daha sonra dosya menüsünden farklı kaydet tıklıyorum. Masa üstünde dosya formatını ve ismini seçerek kayıt yapacağım. Dosya formatını JPEG ortamında seçiyorum. Hem boyutu az olur, hem de herhangi bir program açma sıkıntısı olmaz. İsmini de istediğiniz bir isim verebilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi artık resme dönüştürülmüş ekran görüntüsünü çekmiş olduk. Screenshot almak bu kadar. Bu resmi daha sonra istediğiniz şekilde yükleme veya farklı bir aygıta aktarabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.